Merhabalar güzel insan. En kaliteli spiritüel bilgileri veren kanal hangisi? Spiritüel sohbetler. Spiritüel sohbetlere hoş geldin. Bu sohbetimizde Reiki soruları yanıtlarına devam edeceğim. Bunlar 2 hafta önce sorulmuş sorular. Bazen daha erken olabiliyor. Yazacağım diyorum. Sonra 2 hafta geçiyor aradan. Ben vakit bulamıyorum. Hadi biraz sohbet dediğim. Bazen bir kadınla sohbet ediyorum. Bana diyor ki, yani bir tane kızı var aynı benim gibi. Ondan sonra ay nasıl yoruluyorum diyor. Şöyle bir yapıyorum, böyle yapıyorum. Ev işi, bulaşık, işte bilmem ne, çocukla ilgileniyorum. Akşam 10'da yatıyorum diyor. İşte sabaha kadar o kadar yorgunum ki hiçbir işimi yetiştiremiyorum falan filan. Ben ondan sonra, saat 10'dan sonra o kadar çok çalışıyorum ki sabah 5'e kadar da ayrı bir mesai yapıyorum. Seanslar falan, uyumlamalar. O karşıda kadın saat 10'da yatıyor ve yorgun argın olduğunu söylüyor ve o kadar şikayetçi oluyor. Allah çok şükür hiçbir şeyden şikayetçi değilim. Dünyamı güzelleştiren şeyler hepsi. Hem çocuğum olsun hem de reiki sistemleri, uyumlamalar, şifalar hepsini çok seviyorum. Ama şu var. O kadını bu benim ne kadar yorulduğumu ya da ne kadar çok çalıştığımı onun uyuduğu vakitte benim çalışıyor olduğumu söylemiyorum. Çünkü yani anlatmak istemiş anlatmış yani sohbet ettiğimiz bir kadın. Düşün. Bu videolar fedakarlık. Bu videoların her biri fedakarlık örneği. O niye biliyor musun? Yok zamanlarda ve acayip 10 dakikalık aralarda hadi şunu anlatayım, anlatmam lazım, birilerine katkı sağlarım diye yapıyorum. O yüzden paylaşımların, yazıların ben çok yararlanıyorum demen beni motive eder. Sadece bu motive eder. Tamam, bu videoyu yapmam lazım. Bir şeyler katayım. Hadi Özlem, boş ver, yarım saat geç yatarsın diye kendimi motive ederim. Bu yüzden düşüncelerine çok önem veriyorum. Paylaşımlarına, her türlü yorumuna. Yani videolara yorum yapıyorsun ya, o yorumları çok kıymetli buluyorum. Hani düşüncelerini, neresinde ne var, hangi konuda ne düşünüyorsun. Öyle hani insanlar diyor ya videoyu yorum yap, videoyu yorum yapın. Benim dediğim böyle bir şey değil. Bundan bahsetmiyorum ben. Ben düşünceni merak ediyorum. Yani hani Reiki'den bahsediyorsam senin çektiğin bir acı vardır. Frekanstan bahsediyorsam orada günlük hayatında çektiğin bir sıkıntı vardır. Ya da benim sana bilmeden kattığım bir güzellik vardır. Ben bunu merak ediyorum. Bence bu daha kıymetli. Bu daha kıymetli. O zaman çünkü ne biliyor musun? Bir sohbet oluyor, bir kuantum oluyor, karşılıklı alışveriş oluyor. İletişim kurmuş oluyoruz. Bence aramızda bir bağ da var. Burada spiritüel insanlar toplanıyor bu kanalda. Dolayısıyla her platformun belli bir aurası vardır. Oraya gelen insanların güzel bir aurası vardır. Geçmişte Playlist diye bir grup vardı. Sonra o grup da kapandı. Ben o grubu çok seviyordum. Buradan başka bir şey anlattım ama kocaman bir parantez gibi verdim. Mesela oranın da hep spiritüel insanlar olduğu için orada dolaşmayı falan bile çok seviyordum. 2013'ten falan bahsediyorum. Ondan sonra hani bizim kanalın da aynı o şekilde öyle bir spiritüel aurası var. Çok güzel spiritüel insanlar var ama hepsi yorum yapmıyor. Biliyorum ben bunları. Dolayısıyla düşüncelerim benim için çok kıymetli. İlk başta böyle bir sohbet edesim geldi diyeyim. Şimdi soruya geçeyim ben. Spiritüel konular işliyoruz burada ve bu konulardan biri de Reiki elbette. Reiki soruları yanıtlarını anlatmaya devam ediyorum. Soru şu. Özlem hocam merhaba. Ben çakra güçlendirmeme hala devam ediyorum. Hayatımda bazı değişikliklerin farkındayım. Zamanla daha iyi olacak sanırım. Şimdilik daha güçlü ve iyi hissediyorum. Sanki ben uğraşmadan açılıyor yollar. Hiç uğraşmadan isteklerim oluyor. Aşk konusunda pek isteğim oldu denemez ama etrafımda beni fark eden daha fazla var. İnsan var sanki demiş. Tamam. Bu arada görüştüğüm çocuğa bu konudan bahsetmiştim ama bu konulara çok ters yani pek inanmıyor enerji olaylarına ama sanırım anlatımımla onu ikna ettim. Artık o da çakra güçlendirmesini almak istiyor. Daha doğrusu bana sen yap diyor ama ben yapamam ki sizden rica etsem ona da yardımcı olur musunuz? Bana gerçekten iyi geldi ve iyi geleceğine inanıyorum. Aslında ben de denemek isterim ama bir arkadaşım bu konuda beni korkuttu.
beni açıkçası yapabilir miyim diye sormuştum. O da aynen şu yanıtı vermiş. Bence riskli. Gene de yanlış kişilerden alınan reiklerde enerji bedeninde oynananlar oluyormuş. Saçma sapan şeyler söylemiş. Benim yani hani o arkadaş saçma sapan şeyler söylemiş. Benim hala asabım uyuşuyor. Yarın istemeyen sonuçlar olursa nasıl başa edeceksin? Bir de elin oğlu başına iş açarsın sonra diye ona söylemiş. Böyle bir şey mümkün mü? Yani kötü sonuçları olur mu? Şimdi bunları tek tek yorumlayacağım. Tamam. Burada yorumlamak istedim ki bunları burada ele almam lazım. Ele almamız, konuşmamız lazım. İyisine, doğrusuna, saçma olanlar ne? Olabilecek olanlar ne? Negatifi ne? Bunları konuşalım. Konuşalım. Çünkü en yanlış şey yani olmayan bir şey. Gerçekten bazı insanlar reyting yaratmak istiyor. Bunlar reiki hocaları olabilir, reiki konusunda az bilenler olabilir. Bir şey bilmeyip de biliyormuş gibi görünenler olabilir. Hadi burada aklıma gel de söyleyeyim. O kadar bilgisiz insanlar var ki bu konuda herkes konuşuyor. Ağzı olan konuşuyor derler ya. Ya aslında bilmeyen insan bilmiyorum de. Ne kadar erdemlilik içeren biçimde. Değil mi? İnsan her şeyi bilemez. Ben bilmediğim konuda gerçekten bilmiyorum diyorum. Bu kadar basit. Her şeyi bilemem de. Yani Reiki'de bir şey bilmiyorsan bilmiyorum de. Niye atıp tutuyorsun? Bunun kafasını karıştıran da böyle insanlar işte. Atıp tutmuş, kafasını karıştırmış. Bak şimdi. Tek tek yorum yapacağım. Tamam, tek tek yorum yapacağım. Ben tüm çakra güçlendirmeme hala devam ediyorum. Hep devam et. O muhteşem bir şey. Hep devam et. Çok güzeldir. Bunu anlata anlata bitiremeyeceğim, ayrı bir video yapabileceğim bir alan bu. Uyumlamam. Hayatımda bazı değişikliklerin farkındayım. Zamanla daha iyi olacak sanırım. Burada hem söylüyorum onun cümlesini aralara hep parantez içi gireceğim. Şimdi hayatım öyle değişir ki tüm çakra güçlendirmesi çakralarla ilgili ya, hangi çakran kapalı olsa bir blokaj yaratır o çakranın kapalı olması. Ve çakralar açılınca hayatındaki blokajlar açılır. Örnek vereyim mi? Dördüncü çakrası yani kalp çakrası kapalı olan birisinin aşık olması mümkün değil. Aşk yaşaması problem çıkar. Eninde sonunda problem çıkar. Altıncı çakrası kapalı olan bir insanın evlilik hayatında problem vardır. İkinci çakrası sorunlu olan bir insanın cinsel hayatında olsun, fedakarlıkta olsun, annelikte ya da ebeveynlikte problem çıkar. Sekizinci çakrası kapalı olan bir insanın para kapısında problem çıkar. Tamam? Yedinci çakrası kapalı olan bir insan vesvese tasa, kendini eleştirir durur ama kendini zindan eder dünyayı. Bak. Kök çakrası kapalı olan bir insanın çakra videosu gibi oldu da. Kök çakrası kapalı olan bir insan ama kök çakrayı ben bir saat anlatırım zaten. Ben deme, benim deme, kendi sınırlarını belirleme bunlar hep problemli olur. Bu parantez içiydi, kapattık burayı. Yani dolayısıyla sırf bunları açmam bile sana artı. Sana artı. Sana katkı yani. Tamam. Şimdi devam edeyim. Şimdilik daha güçlü ve iyi hissediyorum. İyi hissedersin çünkü solar da açıldı ya. Neşe, solar plexus neşe ya, kalp çakra da açıldı, harika. Sanki ben uğraşmadan açılıyor yollar, hiç uğraşmadan istediklerim oluyor. Aşk konusunda istediğim oldu denemez ama etrafım beni fark eden insanlar var sanki. Bak bu bir aşk uyumlaması değil, tüm çakra güçlendirmesi bir aşk uyumlaması değil. Ama çakraların güzel çalışınca ışığın farklı olur, ışığın. Bana yıllarca hep şey dediler. Ya eşofman giyip de sokakta laf atılan bir insan var mı? Rahatsız olurum ama ay, ömrümde hep öyle oldu. Bence çakraların falan açık olunca insanlar çok bakıyor. Böyle dönüp bakarlar. Merdivenden çıkan insan arkasını dönüp baktığını bilirim. O bakan insanlar çok fazla olur. Çünkü onlar auranı, alanının genişledikçe o ışığını görüyor ama neyi gördüğünü bilmiyor. Bir dikkatini çekiyorsun. Öyle bir şey var. Bu arada görüştüğüm çocuğa da bu konuyu bahsetmiştim. Sevdiği çocuğa tüm çakra güçlendirmesini anlatmış. O da almak istemiş. Sizden alabilir miyim demiş. Olur. Bana gerçekten iyi geldi. Ona da iyi geleceğine inanıyorum. Tabii herkese iyi geliyor. Sadece ona değil. Aslında ben de denemek isterim. Ha, şimdi şu arkadaşın dediğine geçmeden önce ne diyeceğim biliyor musun? Ona sen uyumlama yapabilirsin, sen.
Neden biliyor musun? Bununla ilgili bir şey söyledi bana. Onu buraya kopyalamış mıyım? Yazmamışım onu buraya. Ben yapamam dedi. Benle ilgili ya yapamazsam bilmem ne olursa falan filan başka devamında da mailleşmiştik. Onları buraya almamışım. Şimdi ben neden sen yapabilirsin diyorum biliyor musun? Hiç öyle bir kaygı falan duyma. Gayet güzel yapabilirsin. Tüm çakra güçlendirmesi zaten. Kendini şifalandırdığın gibi her uyumlama yaptığında kendini de şifalandırırsın. Ve alanın genişler, auran güzelleşir. Sana onun gücü daha fazla akmaya başlar. Sen aynı bir elektrik kablosu gibisin. Şimdi şöyle bir şey düşün. Enerji yukarıdan ilk önce ince bir iplik gibi akar. Sonra sen onu çalıştıkça ya da uyumlama yaptıkça o iplik olur bir hortum gibi. Sonra daha kalın bir hortum olur. Sonra daha da büyür. Sonra daha da büyür enerji. Sonra kova gibi enerji kovadan su dökülür ya. Öyle üzerine enerji akmaya başlar. Sonra düşün bir oda dolusu enerji üzerine akmaya başlar. Şimdi benim enerji alanımla herhangi bir yeni reiki hocası olmuş birinin enerji alanı ve uyumlama yapma potansiyeli aynı değil. Ama bununla birlikte senin kendini kuvvetlendirmen için ben sana tavsiye ederim. Benim yerimde olan herkes der ki bundan bir para kazanacak tüm çakra güçlendirmesi. Para kazanacak ben yaparım tabii yaparım der. Ben sana dedim ki sen ya yapabilirsin dedim. Bu öğrencime öyle dedim. Hocam ben yapamam siz yapın demiş bana. Yapmak istemiyorum şudur budur bilmem ne falan diye mailleşmemiz devam etti. Ben de şunu şöyle açıklayayım. Yani ben bundan para kazanmayı bilmiyor muyum? Sana neden yapabilirsin diyorum. Çünkü bir, kendine güven. İki, bu güçlendirme, bu tüm çakra güçlendirmesinin özelliği hem başkasına şifa yapabiliyorsun, hem kendine şifa yapabiliyorsun, hem de uyumlama yapabiliyorsun tek seviyede. Sen uyumlama yaptıkça, 10 kişiye uyumlama yaptıkça enerji alanın aynı olmayacak. 100 kişiye uyumlama yaptıkça enerji alanın aynı olmayacak. Sen daha kuvvetleneceksin. Hem de çekineceğin falan bir şey yok yani. Ve yapabilirsin de bu güzel bir şey. Çakraları daha öğrenirsin. Benim çakralar diye bir videom var. Onu tekrar tekrar dinle. Çakrayla ilgili kitaplar var. İnşallah ben de bununla ilgili kitap çalışması içindeyim. İlk defa burada söylüyorum bunu. Ondan sonra dolayısıyla bu konuda bilgi edinirsin. Çakralar muhteşem bir şey. Benim en sevdiğim iki tane konu. Bana desen ki en çok neyden lezzet alıyorsun? Bir çakralar, iki aura. Acayip yani. Acayip. Acayip keyifli. Sonsuz. Yani her şeyi bırak desen sadece bir şey kalsın elinde. Çakra ve auralarla ilgilenmeyi asla bırakmak istemem. Anlatabildim mi? Bütün uyumlamalarım olmasa da çakralarla ilgilenmeyi asla bırakmam ve videolarda anlatmak istediğim şeyler çakralarla ilgili çok çok olacak. Reiki sorularına devam edecektim. Çünkü çakranın güçlendirmesini o kadar anlattım ki bu sadece tüm çakra güçlendirmesi videosu oldu. Çünkü aslında başlarken bunun böyle olacağını düşünmemiştim ama tüm çakra güçlendirmesini daha fazla anlattım. Devam edeyim. Şimdi arkadaşı ne demiş? Korkutmuş. Beni açıkçası yapabilir miyim diye sormuştum. O da aynen şu yanıt verdi. Bence riskli. Gene de yanlış kişilerden alınan reikilerde enerji bedenleri oynayanlar olmuş. O ne demek ya? Enerji bedenleri oynayan. Şimdi uyumlama sırasında böyle eli kolu oynuyormuş gibi olması enerjinin akış hızından ve kuvvetinden olur. Bu sonrasında bir şey yapmaz. Tüm çakra güçlendirmesi hafif bir sistem çakranı açar ve ömür boyu ve hatta tüm çakralarını açar. Aynı zamanda çakralarımızın iki yan tarafında solda ve sağda meridyenler vardır. Örneğin kalp çakrasının sol tarafında dört parmak solunda, dört parmak sağında meridyenler vardır ve bu tüm vücudumuzdadır. Aynı zamanda tüm meridyenleri, çakraları, 14 çakra, el ve ayak çakrasını açar ve bunların tamamını da aralarındaki dengeyi sağlar. Bak, acayip bir bilgi vereyim sana. Sadece denge açmak için kullanılan bir uyumlama var. Aksiyotonal hatlar bağlantısı diye bir uyumlama. Bu başka bir bilgi. Tüm çakra güçlendirmesi bu uyumlamayı almanı bile gerektirmez. Tüm çakra güçlendirmesi o kadar güzel ki 14 tane uyumlama alırsın aslında sen. Bu kadar uyumlamayı almaman için. Şöyle diyeyim sana. Bir insan tüm çakraların açılmasını istiyorsa diyelim ki tüm çakra güçlendirmesini almadı. Ne yapacak?
Kök çakra güçlendirmesi, sakral çakra güçlendirmesi, böyle böyle gidecek. 14 çakra güçlendirmesini alacak. Bu bir. El ayak çakra güçlendirmesini alacak. Etti sana 16 çakra. Tamam? Bunların arasındaki dengelenmeyi aksiyonel hatlar bağlantısını alacak. Etti sana 17 tane uyumlama. 17 tane uyumlama. Yani tüm çakra güçlendirmesi nereden baksan 17 tane uyumlamaya bedel bir uyumlama. Tamam? Hem maddi hem de manevi hem de zamandan tasarruf. Zamandan. Muhteşem. Hem de ömür boyu kullan, kapanmıyor. Süper yani. Süper yani. Çünkü çakralar çok önemli bir şey. Hiçbir şeyin olmasın, tüm çakra güçlendirmen olsun. Bu kadar. Bu biraz tüm çakra güçlendirmesi anlatma videosu oldu. O yüzden bunun başlığını tüm çakra güçlendirmesi olarak koyacağım ben. Burada R2 soruları yanıtların arasında kısacık geçerim dedim ama soru da öyle kısacık geçecek bir şey değil ki. Yani demediği şey enerji bedeninde oynananlar olmuş. Benim sağ bacağım uyuşur. Yarın istenmeyen sonuçlar olursa nasıl baş edeceksin? Bir de elin oğlu başına iş alırsın sonra demiş. Yani tüm çakra güçlendirmesinde böyle bir şey olmaz. Hani diyeyim sana yüksek bir enerji olsa bunu diğer videolarımda da paylaştım. Pileydi sistemi. 12 sarmal DNA, 144 sarmal DNA desen. DNA'larla ilgili her sistem. Kundalini Reiki, Şambhala. Yüksek enerjiler. Tamam. Kundalini enerjileri içeren başka şeyler olsa eyvallah. Sırasız yapıldığında dediğin şeyler olur. Tamam. Sırasız yapıldığında işte ayakta öyle atmalar falan filan. Bunlardan bahsettim Kundalini videonun ikincisinde de. Ama tüm çakra güçlendirmesi asla. Asla, asla böyle şeyler yapacak bir uyumlama değil. İlk başta hiç uyumlaması olmayan, hiç Reiki ile alakasız, hiç ben bu konuda bir şey bilmiyorum diyen 70 yaşındaki bir teyzeye de yaparsın, 18 yaşındaki bir kızcağıza da yaparsın. Hiçbir problem olmaz. Hafif bir sistem, temiz olarak çakralarını açar, bu kadar. Aslında bunu enerjilerini çalışmadan önce de ileride mesela usul reiki alırsın başka sistemler enerjilerini çalışmadan önce ilk önce tüm çakra güçlendirmesini pasif de olsa çalıştırırsın daha iyi olur. Her uyumlamadan önce çalıştırılması bence iyi bir şey ve her gün tüm çakra güçlendirmesini aktif etmek lazım. Kötü bir olay yaşadığını tüm çakra güçlendirmesini aktif et. Kendini daha iyi hissedersin. Bu sana bitiyor. Kötü bir olay yaşadın, iş yerindesin, moralin bozuldu. Hemen tüm çakra güçlendirmesini aktif et. Bir kalp çakran böyle harlı döndüğü zaman volümleri kendine gelirsin. Çok iyi ya. Reiki'nin bu tarafını seviyorum. Hayatı kolaylaştırıyor. Yani niye olmasın ki? Niye olmasın? Gayet iyi bir şey. Çok iyi bir şey. Ama işte bunları bilen birisinden almak lazım. Şey gibi ya. Hani baharatlar vardır, bitkiler vardır. Bunları bilen var, bilmeyen var. Her bitki iyi midir? Senin onu bilmen lazım. Bir bitki de ilim, değil mi? Bitkilerle neler neler yapılıyor. Ama onu bilen insanlardan öğrenirsen, onun da kendine göre bir ilmi var. Neler yapılıyor bitkilerle, değil mi? Ama işte hangi neye kullanılıyor? Bazıları sarılıyor, bazıları suda, bazıları yağ ile kullanıyor. Örnek veriyorum sana. Yüzlerce bitki çeşidi var, belki binlercedir. Aynı Reiki sistemleri de çok güzel ama bilen birisinden tak 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 alman lazım. Ya da git Süreyya'dan al. Ama işte gel bu kanalda öğren. Öğren de yap. Kendine katkın olsun. Yarın çocuğunun midesi bulandığında ya da bir şey olduğunda sınava girdi. Sınava sen yollarsın ona tüm çakra güçlendirmesini. Çocuk bilmese de kendini daha iyi hisseder. Değil mi? Daha iyi hisseder. Ne olacak yani? Ne zarar var? Çok iyi bir şey. Sana Reiki döneminde kendine yararlı. Kendini halsiz, yorgun hissettiğinde sana yararlı sonuçta. Tüm kadınlara ve erkeklere daha iyi bir şey sonuçta. Değil mi? Bunların her biri harika, harika, harika sistemler. Çok 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 seviyorum bunları. Çok çok seviyorum. Şimdi bunlar çok güzel konular. Bunların ne demiş? Sonuçları kötü olur mu demiş. Hayır, kötü olmaz. Gayet güzel. Ben bunu yanıtladım. O yüzden bu soruyu bitiriyorum. Bunların her biri spiritüel mevzular ve bunların her biri enerjinin değişik versiyonları. Senin de en yüksek, en güzel, en neşeli, en keyifli versiyonda yaşamanı niyet ederek sevgilerimi sunuyorum güzel insan.